Kumulhanlığını yuttu. Ha. Bunlar Uygur'du yani, bunların bağımsız birisiymiş, önemliydi ama. Adamın da yani yılbars yani. Şeyh hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu, ben sana diyeyim. Bence duralım. Neyse, whatever. Can sağlığı. Almanya yedi Polonya'yı ya. Ne yapacak Almanya Polonya'yı ama? Yeni kral mı oturtulacak? Ne bok yenecek yani? Hiçbir fikrim yok. Arap Sendika Partisi. Abi ne anlatıyorsunuz ya? Yuh be çüş. Hocam yaşlı başlı adamsın. Vallahi saçın başın ağarmış. Şimdi git belanı benden bulmaya. Lan burada burada sanayi yok ki yani, sendikalaşacaksınız siz. Kahvede oturma sendikası mısınız ya? Peninsu Yarımada'da savaş. Evet, Javal Şamar'la Necdi birbirine girdi. Kazananı galip tanıyacağız diye bir şey söylüyoruz. Ama sadece Jabal Şamar bize bağlı. Yani Jabal Şamar kaybederse kaybettik as yani o tarafı yani. Bir daha savaşmamız gerekecek. O yüzden Jabal Şamar'ın kazanması için dua, huşu ile dua edeceğiz yani. Evet, Russian Revolutionary Front düştü baba. Yakında bu tarafta düşer. Bir saniye. Aha, burada da bir tane belirdi. Doğu Türkistan mı? Hocam, önemli. Önemli, Doğu Türkistan önemli. Hemen destek gönderelim. Oralar dağlıktır. Hiç bakmadan, oralar dağlıktır kanka. Siz hemen yoldan. Ortada Gobi çölü var yani. Hemen Mustafa Muğla'lı Paşa. Paşam, hemen göreve gidiyorsunuz. Çıkıyorlar saraya. Saraya mı çıkıyorlar? Yok, Dolmabahçe sahilinde mi buluşacaklar sultanla ya? Saraya çıkıyorlar. Doğu Türkistan'a. Doğu Türkistan'a gidiyorsunuz paşam. Derhal. Şimdi Amerika sapa yer, sultanım ben götüremem diyebilir misin? Mutlak götüreceğim. Ama Moğollarla kapışacaklar mı? Evet, çok sıkıntı o zaman ya. Moğollarla kapışma infosu bize çok kötü geldi şu an. Belçika... Wilhelm oğlunu devirip burada Belçika mı kurulurdu? Anlamadım. Abi ben anlamadım. Anlamadım yani. Gürcistan'da kral başa gelmiş. Joachim. Prusya prensi mi? Siktir git kanka ya. Ne? Wilhelm'in oğlu mu? Abi. Harbi tipi çok benziyor. Altımıza sıçacağız yeter. Oğullarını... Yani... Oğullarını tahta çıkarıp indirmekten vazgeç ya. Yordun ya. Yordun kardeşim. Alaşorda. Hemen Alaşorda'ya tüm ekonomik desteği sağlayacağız yani. Türklerdir. Meksika Yucatan'a savaşı ilan etti. Hayda. 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 Ya dünyanın durumu çok kötü bir yere gidiyor ya. Dünyanın durumu yorucu hale gelmeye başladı yani. Dünyanın durumu yorucu hale gelmeye başladı. Oğlum ilerlesenize. Bak şurada muhtemelen burada supply depot var, aynen öyle. İlerlesenize ya. Savaşmayı da biz öğreteceğiz Uygurlara, belli oldu yani. Borazan! Borazan! Borazan sesim be! Başvezir yani sadrazamın peşinden bir takım işler çeviriyor. Sadrazama karşı darbe girişimi yapılmış. Biz de hepsinin derisini yüzeceğiz kardeşim. İsveç ordusu. Evet, anlıyorum. Süleymaniye'de sıkıntı. Oh, oh. 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 Gel gel, daha çok gel, aynen. Gel kanka, gel. 4 yıllık kalkınma planı. Bak abi, bir de suikast girişimi var ya Kemal. Sizi öldürürüm ha. Kimse yasadan kaçamayacak yani. Hemen mahkemeleri açtık. Hepinizi asacağım ulan. Hepinizi asacağım. Jandarma sayısını arttır. Evet, buralara da askeri ateşleri gönder. Okey, okey, güzel. Çok iyi. İyi durumdayız ya, halledeceğiz. Oğlum madem orayı boş bıraktı, Urumki'ye girsene. Ey soğuk. Girmiyor. Öyleyse at. Orada supply depot olması lazım. Hepsi suçlu kanka. Yapıştır. Hocayı da kaybettik abi. Bir hocamız vardı. 30 senelik Şimdi arkadaşım gitti ya. şimdi Vay bakın be. Sinan ben var. Eksi 10 stabiliteyi değmez. Urumki'ye çöktük de bu hiçbir şey değiştirmeyecek yani bizim. Yani yarra... Bir sıkıntıdayız. Ya Doğu Türkistan patlayacak gibi gözüküyor ya. Bürokrasi.
Ha, bürokrasi, evet hocam. Bürokrasideki hürriyet ve itilafçılara ne yapalım? Sadece suçlu olanlarla ilgilenelim. Brezilya'da liberaller kazanmış. Devalı çocuklar sevinin. Ama o sizin liberalizm değil yani, haberiniz olsun. Evet, tüm partiler kapatıldı yani bu darbe girişimi ve ardından suikast girişiminde beraber. Artık tek parti rejimi Osmanlı İmparatorluğunda hüküm sürüyor. Biz bu durumları düzeltene kadar efendim. Ya yok abi, ben iki askerle de Moğol ordusunu yenemem yani. Orada Moğolların başında Alman'ın biri var ya. Üf, salak saçma bir lore var orada da, çok bilmiyorum yani oradaki lore'u. Harbi orada salak saçma bir lore var yani. Moğol Hanlığı, Kumul Hanlığı. Siz de Türksünüz yani Nasir Şah beyefendi. Niye Doğu Türkistan'la kapışıyorsunuz ki yani? Bot yani, evet, bir yerde Türk olunca doğru. Yani iki Türk aynı yerde durmaz. İki Türk aynı yerde durursa biri sıkıntılıdır yani zaten. Doğru hocam, pardon, özür dilerim. Tren yollarını özelleştirdik. Kudüs Mutasarrıflığındaki tren yolları özelleştirilmiş. Devletleştirilmiş, özür dilerim. Bizi çok alakadar eden infolar değil bunlar nitekim. Şu ekonomi biraz toparlansın. Direkt artık reformlarımızı yapabiliyoruz bu arada. Mecelle'yi kaldır. Osmanlı Ligi'ni reform... Osmanlı Ligi. Osmanlı dilini reform et. Millet sistemini reform et. Yeni anayasa. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Yani 3 yeğenin birbirine... 3 yeğe görüyor musunuz lan? Gençler. Çocuklar. 3 yeğe görüyor musunuz? Ha? Bize gösteriyorlardı. Biz Abdullah Gül Türkiye'sinde büyüdüğümüz için. Ha, gel ulan, gerçi Sezer vardı ben şeyken. Doğru. Ben o ilkokula giderken Sezer. Biz Ahmet Necdet Sezer. Yani Türkiye'sinde büyüdüğümüz için. Şerif Ali Haydar öldü. Ne yapalım? Oğlu Abdülmecit Haydar'ı başa geçir. Yoksa Mekke şerifliğini kaldır mı? Kaldıracağız Mekke şerifliğini. Yok öyle babadan oğula dini şeylerin geçmesi falan. Nedir yani? Yani estate'in olur geçer, farmland'in olur geçer. Okey, hadi yani paşasındır, oğlun da paşa olur. Okey de. Ya benim babam Şerif'ti yani. Şerif Hüseyin falan tarzında bir şerif muhtemelen o da herhalde. Ben de şerif olacağım. Yok baba. Öyle bir info bize gelmedi. Öyle bir info bize gelmedi yani. Kardeş, benim babam Şerif'ti yalnız ya. Beni Şerif yapabiliyor muyuz sevgilim? Öyle bir info biz... Ananı s**tim. Akesu düştü ya. Hay ağzınıza... Yani iki dağcı ile... Koskoca Moğol İmparatorluğuna direniyoruz. Moğol Hanlığına direnmeye çalışıyoruz yani. Bizim garibanlık harbi... Cumali durumunda yani. Aa, harika, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bizimkiler baraj yapmış, çubuk barajı. Harika. İşte budur kardeşim, işte bu. Endüstri, gelişmişlik, teknoloji. Biz buyuz ya. İşte direkt reformlara mı geçsem, yoksa eyalet reformlarına mı geçsem, yoksa direkt düz reformlara mı geçsem? Bakalım, bakalım ya. İkinci Anadolu endüstrileşmesi. Endüstrilizasyonu dememek için sanayi diyeceğim artık ya. Beyrut sanayi bölgesi. İstiyor musunuz Beyrut'ta sanayiye gitmek hocam? Babanız sizi okul okumuyorsunuz diye Beyrut sanayiye verecek kardeşler. Nerede? Burada. Demir yollarını özelleştir. Var. 3 siyah projesi var. Kömür. Biri okey, kömür. Diğeri benzin. Üçüncü ne? Üçüncü siyah ne oğlum? Iron mı? Bra. Iron is not black bro. Yani. This is racist. Yani. Mecelleyi kaldır. Kaldır baba ya Mecelleyi. Kaldır Mecelleyi, kaldır ya. Aa, Türkistan'ı kurtarmanın pek bir umudu kalmadı yani Doğu Türkistan'ı. Sen söyle. Bunun dışında yani ne olmuştu o bölümde? Aman ne, hepsi burada da olacak zaten yani kardeşim. Sosyalistler burada iç savaş kazanacak gibi. Bunun için midede inanılmaz bir şişkinlik var yani. Bunun rahatsızlığını çekmekteyiz. 400 political power'ımız var. Nitekim advisor'ları falan kullanmak istemiyorum. Çünkü biz yakında eyalet vilayet mantığında burada otorite arttırdığımız zaman kullanacağımız... Aa, dediklerim maşallah, şu an ilan edebiliyor muyum? Bir saniye canım benim. Bekle. Şu anda çok etmelik Kıbrıs var. Bir Kıbrıs'ta %61 ne yapayım?
Bokunu çıkarmayalım arkadaşlar. Adanın yarısı Türk yani. %61 yani. Yarısı isyan etse de %50 olsun yani. Böyle bir anarşi yok. Böyle bir anarşi yok. Irak'ta sosyal bir takım sıkıntılar varmış. Inequality varmış. Eşitsizlik varmış Irak'ta. I don't give a fuck about it. Zırlayın yani. Kır burayı, kır burayı. Burayı kırarsak var ya. Burayı kırarsak baba, buradakini de yeriz. Yani önemli olan şu anda da Kaşgar'ı tutmak yani. Moğollara karşı direnemeyiz zaten ama. Yalandan böyle bir muhafaza edebiliriz ya azıcık. İkinci Amerikan İç Savaşı. Amma geldi be. Yakala şarkıyı yakalayacağım. And they feel all feel gay when Johnny comes marching home. And they all feel gay when Johnny comes marching home. Kaç parçamız var elimizde? 1, 2 bunların ikisi aynı. 3, 4. Evet 4, Amerika 4'e bölmüş durumda. Hatta burayı evet Kanada'da 7. Yeni İngiltere'yi de Kanada 7. Ne oldu lan USA? Douglas MacArthur. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında şu anda. Kendisi Caesar. De facto lider. Yani Romalıların savaş döneminde diktatör ilan etmesi gibi ordunun başında olarak Birleşik Devletleri'nin başına geçmiş. Batı Kontrol Merkezi kendisine bağlı. Bunlara bağlı olduğunu, evet zaten vasalları güzel. Batı Komuta Merkezi Amerika Birleşik Devletleri vardı. Burada Amerikan Birleşim Devlet artık bunu nasıl bir derivation bulacağız Türkçe'de bilmiyorum ama Amerikan Birleşim Devletleri mi diyelim. Yani en yakın o. Burada bu abiler var. Ne bok olduklarına dair hiçbir fikrim yok yani. Ne boksunuz siz. Otoriter demokratlar. Amerika, ilk önce Amerika Partisi'ymiş bunların partisi. Bir yerde Kennedy mi gördüm ben yazıda? Allah Allah. Irkçı falanlar herhalde yani. Burada anlatır da şu anda hiç öyle bir info yok bizde. Asıl baba burada ya. Burada eski Demokrat Parti var. Ve babalar yani Fighting for the Dixieland yani. Bunlar anayasal Amerikan Cumhuriyeti. Bu abiler bayağı bildiğin, abinin tipinden bildiğin zaten ne kadar redneck oldu ya. Tamam abicim ya. Tamam abi söz konfederasyonu kuracaksınız ya. Abi babanın karizma inanılmaz iyi ya. Bakayım Invincible Empire. Absorb Whitecaps. Oha bu ne oluyor lan? American Emperor. Kardeşim burada bir takım racist şeyler var. Bunlara bakamıyorum şu an. Alf. Bu arada adamın lakabı da Alf Alfa Bil ha. Bak burada yazıyor. Alf Alfa Bil. Gül Cemal 1874 yılında Harland ve Wolff tarafından Belfast'ta üretilmiş. Belfast bu arada Moda'daki Belfast değil ha. Belfast diye bir yer var yani. Alkoliklerse. Doğru canlılık neyse o Germanik. Ha asıl ismi Germanik'miş. Ve bize verilmiş 1910 yılında falan filan. Gül Cemal'e servisi için. Gül Cemal'e bize olduğu destek için teşekkür ediyoruz. Sayın Gül Cemal. Çok güzel bir gemiydi nitekim. Son yolculuğuna çıkma vaktin geldi yani. Bu arada burada bir pocketsal durumlar var burada. Burada pocketsal bir durumlar var. Bakalım orada pocketsal durumlar neyi getirecek bize? Osmanlı dinli reformasyonuna devam ediyoruz. Türk Dil Komitesi toplandı. Ne olacak? Latin alfabesi mi? Pers Arap'tan devam mı? Biz Latin alfabesi. Latin alfabesi kardeş. Komün buraya çökmek istedi ve çöktü. Bu mudur? Orospu çocukları yani. Sen de saldın ha İsviçre. Arkanda koskoca Kaiser bir uşu heybete bak be. Heybete bak ya. Aslanım benim be. Göçümsün. Bu arada bu haritayı Zelenski bile yapmazdı yani. Bu buralara kadar bir Ukrayna'yı bu Zelenski bile çizmez şu haritayı yani. Nasıl tasarladınız bunu bilmiyorum. Harita çizerken eliniz mi kaydı Kaiser'ım? Ludendorff çizmiştir bunu kesin. Ludendorff ne oldu? Aha. Sweden. Reichsbank'ta katılmış. Ve monarşi restorelanmış. Helal olsun. Helal olsun. Gustav Adolf ne oldu? 6. Gustav Adolf geçmiş. Bu arada bunlar Fransız ha. Böyle Adolf Madolf bakmayın yani. Napolyon'un getirdiği lavuklar duruyor hala. Kral diye. Tibet düştü mü? Oğlum ne oluyor şu an mesela yani? Bu Moğollanlığı ne yapacaksın sen? Yuan mı kuracaksın amına koyayım? Bu ne? Basit insan haklarını tabii ki de onaylayacağız kardeşim. Biz insan severiz Osmanlı olarak.
Osmanlı olarak rahatsız oldu. Rahatsız oldu. Din. Devlet dini İslam'dır. Din ve devlet ayrıdır. Baba hadi bakalım. Hadi eksi 25. Ims. Baba çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu bu ya. İnanılmaz bir rahatsızlık veriyor lavuk. Sadrazamı kim seçecek? Halk seçecek amına koyayım sadrazamı. O kadar da değil yani. Sultanata. Ha oldu kanka. Buna izin vereceğiz. Yoksa tek dil, tek devlet, tek dil, tek entity mi baba? Bakacağız. Kardeşim hepiniz aslında Latin alfabesi kullanmayı öğrenin önce, sonra kendi dilinizde yazarsınız. Aynen kanka yazarlar. Ein Volk, ein Reich, ein Paşa. The woman rights. Tabii ki de oğlum. Kadın hakları olacak. Ha, Fransız elçisi şey demiş. Kanka Lübnan Dağı'nda ve diğer şeylerde yaşayan azınlık Hristiyan Katolikler hayırdır yani, onlara bir şey olacak mı? Siz dini organizasyonları kaldırıyorsunuz falan filan demişti. Yani biz size ne amına koyayım ya? Oğlum French Ambassador kim bu arada? Komünün mü yoksa şeyin mi yani? Ulusallığın mı? Ulusal mı komün mü amına? Bak ikili. Bu lavuk kim lan? Dış politikayı ne yapacağız? Sadrazam belirler, parlamento belirler. Parlamento belirleyecek amına koyayım yani. Basın özgürdür. Basın verilen oranda özgürdür ve basın parti tarafından belirlenir. Şabalabala. Basın özgür, özgür basın ya. Yani bu konuda taviz veremeyiz. Tek dil, tek devlet yani. Hadi bakayım ha. Yönetimi ne yapacağız? Parti atar veya reorganize bir IT sistem. Halk seçer. Kanka halk seçer bu arada. Halk seçecek yani. %37 oldu anını avradını. Halk seçer deyince birdenbire şey oldular böyle. Yes be! Ulan! Veto hakkı sultanda mı olacak? Sadrazamda mı olacak? Yoksa parlamentoda mı olacak? Veto hakkı tabii ki de parlamentoda olacak bu arada ya. Ne kadar parlamentarist bir adam oldum ben ya. Kanka yok hayır. Aa, burada Abdülmecit Efendi var. Abdülmecit Efendi aynen kanka. Adam ikinci Abdülmecit Sultan amına koyayım. Yaşasın Sultan. Yaşasın Sultan'ı aç bir böyle. Burada ne var? Hava kuvvetlerinde deve dövüşü. Deve güreşi. Deve güreşi. Deve dövüşü. Deve sidi. Tabi. Önemli hocam. Hocam önemli. Evet şimdi Anadolu'daki reformlarımızdan başlayalım direkt. Çünkü ilk çıkacak isyan Kürdistan. Hemen onunla uğraşmamız lazım. Bu arada iyi dayandık ha. Burada daha yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani neredeyse. Valdek Pyrmont'un taş prensiymiş. Kaiser'in ordusuna generalmiş. Wilhelm de var ya, her yere herkes atamış yani. Dur, Orta Afrika dağılmış. Kimler nereye yönetiyor? West Afrika'da Arnold Hodgson. Nijerya'da Edward Twining yönetiyor. Bu pro-English ya, adamın isminden belli zaten. Orta Afrika'yı Fitz Thyssen yönetiyor. Lavuğu tanımıyoruz. Franz Richter von Epp. Bunu da tanımıyoruz. Kenya'yı, Deutsch Mittelafrika'ya zaten baktım. Buraya da kim var? Ernst Junge var. Burada kim var? Reinhard Heydrich var. Burada şöyle bir özellik var. Jewish Settlement. Baba, yani Alman İmparatorluğu Madagaskar'a yerleştiriyor Yahudileri. Ben çok şey yapmamak, tasvip etmemekle beraber niye böyle bir şey olduğunda sormuyorum yani. Bir buraya geliyorlar, bir buraya geliyorlar biraz. Enver Bey sigaraları çok satıyormuş. Hüza! Niye hüza hamına koyayım? Dursunuz hüza. Hala 4. Balkan Savaşı'nı bekliyoruz ya. Şöyle çıtırından. İhvan çöktü. Çok iyi, çok iyi. Harika, mükemmel. Bize... Niye benim adamları geri gönderdi bunlar? Hiçbir fikrim yok. Tibet'te savaş. Moğol Hanlığı'nın...
Rus bayrağı var. Rus kartalı var yani. Yani ortasında bir tane Doğu Asya'ya özel dini bir sembol var. Ne olur ne yoklar var. Yukarıda burada adam Alman. Yani şu logo şunun tepesinde var falan. Osmanlı Halk Fırkası üyelik programını başlatalım hadi bakalım. Osmanlı Halk Fırkası üyelik programı önemli. Hocam önemli. Maden. Maden. Shelter Criminals. Marsh Arabs. Ha, tamam Basra'da ya Batak'ta yaşayan Arap kardeşlermiş bunlar. Bunlar hayutları saklıyor. Aa olur mu? Hepiniz diz çökeceksiniz. Devlet-i Aliye'nin ışık ayarlamaları kudretine diz çökeceksiniz ya. Böyle şey olur mu ya? Paşam sen niye geldin? Yani onu görmedim ben. Niye geldin sen? Burada tabii ki de Türkistan bitsin diye yani. Başka bir şey yok yani orada. Amına. Ah 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 Hoy 4. Ah paradoks ah. Ne olacak senin bu Türk düşmanlığın ya? Bak 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 bak. Ba. Amına koyayım bak. Bana bunları geri gönderdi. Şimdi kafasına göre kendi çalıyor, kendi oynuyor. Burada ne savaşı kardeşim? Ben bir şey görmüyorum burada. Aa dur bak. Otorite arttırabiliyoruz. Hemen gel otorite arttırma. Hadi hemen. Hemen seri bir şekilde otoriteyi zıplatıyoruz baba. Osmanlı Halk Fırkası üyelik programı. Osmanlı Halk Fırkası üyelik programı yani bu da yani 17 günün sonunda tamamlandığı zaman bu seçenek açılacak. Install loyal administrators. The current administration of the vilayet has proven tricky and control many bureaucrat charter bilmem ne falan filan. Bunu yaptığımız zaman Aha. Dördüncü Balkan. İngilizler gibi yapacağız. Full Dominion'ların kuklalarımızın ordularıyla savaşa gireceğiz. Neden mi? Çünkü canım öyle istiyor. Üzere biz de savaşa ya bu şekilde dahil olacağız ya da Ferdinand denen köpek teslim edecek Batı Trakya'yı bize. Batı Trakya'dan kastı şurası bu arada. Ya şurası da olurdu aslında ya ama yani benim memleket. Ah ah. Kardeş sen nah ittirirsin o Bulgar'ı. Ben savaşa Ben savaşa girmeden hiçbir şansınız yok kardeşim. Yok. Osmanlı Halk Fırkası üyelik programı. Hemen yap. Şam'da hukuk öğrencileri sıkıntı çıkarmış. Yazıklar olsun Resul Topçu ya. Nasıl ya? Ne kadar ayıp. Hemen burada bir Türkiye işe el programını başlattım. Extend authority over the Kurds. Kürtler üzerinde otoriteyi arttıracağız. Şimdi 1000 political power'ımız var. Bakıyorum şöyle bir isyan eden bayağı bir vilayetimiz var. Öncelikle aha bak burada otoriteyi fullleyebiliyorum. Burası artık eyalet değil vilayettir bizim için. %100 şey yaptık çünkü Ottoman province'tir. Yani burası da aynı şekilde. Lazistan niye yazıyor bilmiyorum. Rize'de. Bilmiyorum. Batum da bizde zaten. Neyse şöyle de şimdi bak bunların hepsini şöyle lova çekmemiz kafi bu arada. Yani bu daha çok political power harcamaya gerek yok. Hayır, lova çektiğiniz zaman gördüğünüz üzere buradaki isyan bum diye patlamış oluyor. Aynı şekilde Diyarbakır'da da öyle olacak. Musul zaten iyi. Oo, çok güzel. Süleymaniye'de sıkıntı var. O da barzaneler sağ olsun yani. Bir götleri rahat durmuyor yani. Basra'da da hem otorite arttırdık hem bunu yapabildik. Bakalım burada çok büyük sıkıntılar mevcut. Katar'da, Bahreyn'de onları da hallediyorum. Ve böylelikle hem stabilitemiz de artıyor. Bakın %83 oldu. Ne diyeyim ya? Daha ne diyeyim? Oy. Abi Şam'da bu kadar az otorite Canberdi Gazali yeni mi isyan etti? Biz yeni mi? Yani Yavuz Selim yeni mi fethetti burayı? Bu nasıl bu kadar bir otorite boşluğu olabilir ki yani? Aklım kesmiyor şu an mesela bunu benim. Çok enteresan. Çok enteresan. Yüzüme çöl sarısı vurdu bak. Bakalım başka nerede Kıbrıs'ta sıkıntımız var. Kıbrıs'ta çok fena. Yani bakalım hemen. İcabında. Burada sıkıntımız var mı? Burada yok. İyi ya. Yani Libya'da pek problem yaşamıyoruz. Böylelikle ülkemizde hiçbir isyan kalmadı. Şu -200'ü de kurtaracağız böyle bir şekilde. Aynen öyle. Ama yine de bizim tüfeğe ihtiyacımız var. Tüfek çok önemli.
Şimdi o yüzden bir müddet inşaatı siktir edip alabildiğimiz kadar tüfek almamız lazım. Tüm fabrikalarımı vereceğim. Hepsini veriyorsun baba. Okey. İki delivery de geliyor bize. 3000 tüfek. Tüfektir bu. Yemen'i askeri ateşe gönder. Gönderelim hemen. Ferdinand. Dur lan bunu save alayım. Savaş çıksın ya. Çıkmazsa moralim bozulur. Savaş çıksın kardeşim. Heh. Oh. Oh gel buraya oğluşum gel. Gel buraya gel hemen. Ferdinand oluşum evet. Ferdinand oluşum. Dinliyorum seni.